Friksiyon tahrikli rulolarımız konveyör hattının tamamı çalışırken bölgesel duruşlar için kullanılmaktadır. Çalışma ilkesi ise dişlinin dönüp rulonun dönmediği zamanlarda tahrik dişlisinin boşa dönerek rulonun sabit kalmasıdır. Bu durum uzun montaj hatlarında belli bölgelerde üretim sürecinin durdurulması ve ürünlerin biriktirilmesi için tasarlanmıştır. Rulonun tahriki devam ederken dişli rulo içinde sürtünerek rulonun durmasını sağlar. Dişlinin bu şekilde dönmeye devam etmesi sürekli bir sürtünme ilişkisi yaratmaktadır. Bu sürtünme bir müddet sonra friksiyon burcunun boşa dönmesine sebep olur. Rulo üzerindeki direnç kalktıktan sonra dişli ve rulo aynı eşgüdüm ile dönmesi gerekirken aşınan friksiyon burcu içinde dönmeyi kaybeder. Bu da hatlarda akış sorunlarına neden olabilir. Tahrikli ruloda taşıma ve iletim iki farklı düzlemdedir. Plastik hasır bantlarda ise taşıma ve iletim aynı düzlemdedir. 956 plastik hasır bantlarda makaralar sayesinde biriktirme rahatça sağlanır. Akış yönünün tersine direnç yaratıldığı durumlarda makaralar sürtünme etkisiyle kendi ekseninde dönmeye başlar. Bu yüzden sürtünmeye bağlı aşınmalar olmaz. Üstelik makaralar pom malzeme olduğu için sürtünmeye dayanıklı malzemelerdir. Plastik hasır bantın üzerindeki baklalar birbirinden bağımsız olduğu için bölgesel tamirat mümkündür. Rulodaki gibi rulman mekanizmasına ihtiyaç yoktur. Hasır bantın uzun ömürlü yapısı, iletim ve taşıma ilkelerindeki yalınlığı ve biriktirmeye uygun olarak taşıma yaptığı için konveyör hatlarında rulolar yerine tercih edilmektedir.